bugün partimizin 7. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara İl Teşkilatımızın hazırlamış olduğu şölende sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve Allah'tan nice mutluluk içerisinde ilkesinden, yolundan, davasından, dürüstlüğünden, açıklığından zerrece taviz vermemiş olarak iktidara doğru yürüdüğümüz güzel yıl dönümlerini kutlamayı Allah'tan diliyorum. Partimizin hangi zor şartlar altında kurulduğunu biliyorsunuz. O zor günlerde belki birçoklarının macera gibi gördüğü, kimilerinin de nefsani diye düşündüğü ve zaman zaman acaba fedakarlık yapamaz mısınız gibi sorulara muhatap olduğumuz bir dönemde ve böylesi bir görüntü içerisinde kurulduk. Halbuki Büyük Birlik Partisi'ni kuran irade bu meseleyi kısa vadeli çıkarlar uğruna, basit siyasi menfaatler için günlük politik kaygılarla ve bizim de bir partimiz olsun anlayışı içerisinde sırça köşkümüzde kendimizi tatmin etmek için kurulmamıştı. Böyle olmadığı zaman içerisinde daha iyi anlaşıldı. Acaba fedakarlık yapamaz mısınız diyenler bizim başka siyasi organizasyonlara girmemizi istiyorlar ve bu meseleyi sanki biz vazgeçemeyeceğimiz makamlar, vazgeçemeyeceğimiz kendi çıkarlarımız için oluşturduğumuz yapılar gibi görüyorlardı. Halbuki asıl bu hareketi oluşturmak, bunun içinde yer almak, bu hareketin ortaya koyduğu ilkelere bağlı kalmak ve bu ilkeleri kararlı, istikrarlı bir şekilde savunmak fedakarlığın ta kendisiydi. Çünkü asıl öbürleri kolaydı. Öbür iş kolaydı. Otururduk, pazarlık yapardık. Bir siyasi parti içerisinde yerimizi alırdık ve orada önümüze çok imkanlar serilirdi. Kimileri bir partiden kopuşu başka bir partinin içerisinde yer alma ihtimali olarak değerlendirdi. Hatta arşivleri çıkarırsanız öyle tahminlerin çoğunu görürsünüz. Sanki ya Milliyetçi Hareket Partisi'nde olacaktık ya Refah Partisi'nde olacaktık. Birinde değilsek birinde olmalıydık. Onda değilsek onda olmalıydık gibi değerlendirdiler. Halbuki Büyük Birlik Partisi'ni kuranlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin de iyi olan, güzel olan değerlerini savunuyorlardı ama yanlışlarına karşılardı. Büyük Birlik Partisi'ni kuranlar Refah Partisi'nin içinde yer almış insanlarımızın savunduğu iyi olan, güzel olan değerleri savunuyorlardı ama onların da kökten yanlışlarını reddediyorlardı. Onun için bir parti olmalıydı ama bu parti illa birinin ya da öbürünün değerlerini savunmak gibi bir mecburiyeti yoktu. Onların arasında da sıkışmamalıydı. Adı bir büyük birlik olmalıydı.
neyin birliği olmalıydı? Vatanda birlik diyen, millette birlik diyen, devlette bayrakta birlik diyen, ezanda, kıblede, secdede birlik diyen, Kur'an'da, peygamberde, Allah'ta birlik diyenlerin birlik davasını yürütmeliydi. Kimisi milleti temsil iddiasında, kimisi devleti, kimisi cumhuriyeti, kimi dini temsil iddiasındaydı. Halbuki bu değerleri temsil edemezdik. Bu değerlere hizmetkar olabilirdik ve bütün bu değerleri savunacak, hepsini kucaklayacak bir birlik davası olmalıydı. Evet, kimisi Kürtçülük yapıyordu, kimisi mezhepçilik yapıyordu, kimisi örgütçülükte bölücülük yapıyordu. Halbuki Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Doğulusu, Batılısı, Kuzeylisi, Güneylisiyle Türkiye bir olmalıydı. Türkiye birlik olmalıydı. Ve bu birliği temsil edecek, bu birliği sağlayacak bir büyük birlik olmalıydı. İşte Büyük Birlik Partisi bunlar için kuruldu. Kim demiş ki falanla falanın arasında sıkışmış diye? Onlarla onların arasında değil, hepsinin üstünde bir büyük birliği davasını takip ediyoruz.